Herkese iyi akşamlar. Marmara Tarih Konuşmaları ve Osmanlı tarihçiliğine yeni bakışlar serisinin son konuşmasına bu sene için hoş geldiniz. Bu akşamki konuğumuz Doktor Artemis Papatheodoro. Kendisi şu an Annamed Koç Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı. Kendisi konuşmasına başlamadan önce kendisini kısacık sizlere takdim etmek istiyorum. Artemis Hoca, Annamed'e gelmeden önce Pantheon Üniversitesi Atina Siyaset ve Tarih bölümünde Osmanlı ve Çağdaş Türk Tarihi bölümünde yarı zamanlı hoca olarak çalıştı. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Sharjah Amerikan Üniversitesi'nde de tarih alanında misafir doktora öğretim üyesi olarak bulundu. Kendisinin doktora tezi 2018'de Oxford Üniversitesi'nden ve doktora tezi 19. yüzyıl ve erken 20. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu arkeoloji politikalarını inceliyor. Osmanlı'da kültürel ve arkeolojik miras kavramının ve uygulamasının ortaya çıkışını ele alıyor. Kendisini yine aynı üniversiteden, Oxford Üniversitesi'nden Çağdaş Orta Doğu çalışmaları alanında MPhil'i var. Ve Pantheon Üniversitesi Atina'dan da Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları alanında lisansı var. Artemis Hoca'nın başlıca ilgi alanları 19 ve 20. yüzyıl Osmanlı arkeolojisi, Yunanlı-Osmanlı kültür ilişkileri ve bu konu üstünde pek çok makaleleri, konuşmaları ve konferans sunumları bulunuyor. Aynı zamanda akademik üretiminin yanı sıra kendisi akademi dışında da kültürel mirasla, kültürel arası diyalog, insan haklarıyla ve resmi olmayan eğitimlerde tarihin kullanımı ile ilgileniyor. Ben sözü çok uzatmadan yayını Artemis hocamıza bırakmak istiyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim Siren Hocam. Değerli konuklar, iyi akşamlar. Başlamadan önce bir share screen yapacağım. Affedersiniz. Böyle. Tamam. Kendimi aranızda görmekten çok mutluyum. Osmanlı tarihçiliğine farklı bakışlar adlı sunum serisi çok enteresan ve önemli bir girişim. Bana bunun bir parçası olma şansını veren nazik teklif için özellikle Sayın Profesör Abdülhamit Kırmızı ve bugünkü sunumun moderatörü Sayın Profesör Siren Çelik ve tüm tarih bölümü öğretim üyelerine çok teşekkür ederim. Ayrıca pratik konularda yardımı için Bay Uğuz Satır'a. Bugün konumuz arkeoloji olacak. Osmanlı'da arkeoloji. Fakat bunun geleneksel açık havada yer alan kazılarla doğrudan alakası yok. Bizden çok arşivlerde ve diğer uzun 19. yüzyılın yazılı kaynaklarında kazı yapmaya gayret ederiz. Bakışımız maddi kültür yerine yani antik medeniyetlerin hayat tarzlarını incelemekten çok modern dönemdeki devlet ve toplumsal yaklaşımlara yönelik olacaktır. Bir başka deyişle Osmanlı İmparatorluğu'nun eski eserler üzerine fikirlerine ve politikalarına bakmaya çalışacağız. Bununla birlikte sıradan insanların meskenlerinde bulunan eski eserlere yönelik fikirleri ve de davranışlarını inceleyeceğiz. Bu konular çok farklı araştırma yöntemleri gerektirmektedir. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için yöntemler üzerine bir şeyler eklemenin faydası olabileceği kanısındayım. Fakat bu konulara girmeden önce arkeoloji tarihinde eski ve yeni fikir akımlarına bir bakmamız gerekmektedir. Hikayemiz çok eskiye dayanan bir hikayedir. Pratik nedenlerden dolayı biz onu Grand Tour yani Büyük Gezi ile başlatacağız. Grand Tour geleneği kapsamında yüzyıllar boyunca Avrupalı aristokrat gençler hocalarıyla birlikte İtalya başta olmak üzere bir Avrupa gezintisi yapmaktaydılar. Bu gezintinin ana hedefi bu gençleri Avrupa'nın orta klasik tarihi ve kalıntıları ile tanıştırmaktı. Yani bu gençler
Avrupa'nın kuzeyindeki memleketlerinde yıllar boyunca eski Yunanca ve Latince okuduktan sonra öğrenimlerinin son etaplarında bunun üzerine o kadar şey okuduktan sonra medeniyetlerin kalıntılarını da göreceklerdi. Binalar, tapınaklar, su kemerleri, heykeller, vazolar vesaire. Anlattığım gibi bu gezintinin merkezi coğrafyası İtalya'ydı. Fakat 1803 ile 1815 yılları arasındaki Napolyon savaşlarından dolayı İtalya artık eskiye göre rahatça gidilebilecek bir yer değildi. Ayrıca Türkçe Yunan isyanı olarak bilinen ve Rumların bir kısmı tarafından başlatılan özgürlüğü hedefleyen mücadele esnasında 1827 senesinde İsyancılar tarafından eski eserlerin yurt dışına çıkarılmasını engelleyen bir karar alındı. Bu kararla birlikte Grand Tour'u planlayan aristokrat gençler daha doğuya yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kalan topraklarına yöneldi. Bunun sonucunda klasik mirasının peşinde olan Avrupalılar için Osmanlı topraklarının önemi arttı. Osmanlı o toprakları antik Yunan ve Roma uygarlıklarını kapsamasının yanında Kitab-ı Mukaddes'te isimleri geçen tarihi mekanların da merkeziydi. Aynı şey Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları için de söylenebilir. Bu şekilde hala ilk aşamalarda olan arkeoloji için Osmanlı İmparatorluğu olağanüstü bir araştırma ve de maalesef bir yağma alanına dönüştürüldü. O zamanlarda Osmanlı Devleti'nin yanı sıra Osmanlı halkları, Rumlar, Araplar ve diğer Müslümanlar, Ermeniler, Yahudiler ve imparatorluğun diğer toplulukları bu veya şu şekilde eski eserlerle uğraşıyorlardı. Batılılar eski eserler konusunda Osmanlı Devleti ve Osmanlılar üzerinde genelde aşağılayıcı bir fikirdeydiler. Batılılar, yerel halkların cahil ve eski eserler üzerinde bilgisiz olduklarını düşünüyorlardı. Bu yaklaşım çok yaygın olduğu için bir ön yargı haline dönüştü. Berlin'de Pergamon Müzesi ile ilgili kitabında Can Bilsel bu durumu çok güzel bir şekilde özetlemektedir. Kökeni Helen olan Rumlar Helas'a layık olmayıp Türkler de barbarlar yani medenileşmemiş olarak adlandırılmaktaydı o dönemde. Kural olarak Batılılar, yerel halk ve Osmanlı Devleti'nin eski eserlerle ilgili işlerinin tahribat, kaçak kazılar, kaçakçılık ve yolsuzluktan başka bir şey olmadığını zannetmekteydiler. Bugüne kadar bunlar Osmanlılar ile ilgili arkeoloji tarihinin ana hatlarıdır bir şekilde bakacağız. Yani sanki Osmanlılar topraklarında bulunan eski eser hazinelerine layık değildi. Fakat biz tarihçiler olarak bunu sadece Osmanlılarla ilgili bir sorun olduğunu düşünmemeliyiz. Çoğu insan ki aralarında çok sayıda Osmanlılar da var, arkeoloji ve arkeoloji tarihini bir Indiana Jones oyunu olarak algılamaktadır. Bu tür yaklaşımlar akademik araştırmalarda da yansıtmaktadır. Bu arkeolojinin ve arkeoloji tarihinin daha genel bir sorunudur. Osmanlı İmparatorluğu'na geldiğimiz zaman buna oryantalist yaklaşımları da eklememiz gerekmektedir. Yani sorun daha derin ve çözümü daha zordur. Son zamanlarda bu konuda enteresan gelişmeler yaşanmaktadır. Osmanlıların sesini duyurmaya çalışan uzmanlar çoğalıyor. Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi adlı kitabın yazarı Mustafa Cezar gibi yol açan tarihçileri takip eden oturmuş bir nesil vardır artık. Onların en meşhur isimlerinden biri Profesör Ethem Eldem.
Osmanlı'da arkeoloji, özellikle Osman Hamdi Bey'in katkılarını diğer tarihçilere, kitleye bile tanıtmak için çok önemli bir rolü var. Editörlüğünü Edem Eldem Hoca, Zeynep Bahrani ve Zeynep Çelik'in üstlendiği Scramble for the Past, yani Geçmişe Hücum adlı kitap bu açıdan esas bir kaynaktır. Kitapta birçok konu inceleniyor. Yunanistan, Mezopotamya, Fenike, Selçuklu zamanında Anadolu'daki İslam ve diğer eski eserler, Bizans İmparatorluğu'nun mirası, önemli buluntular, Batı ülkeleriyle arkeoloji ilişkileri gibi. Katkıda bulunan yazarlar arasında tarihçi, arkeolog, Bizans dönemi uzmanları bulunuyor ki arkeoloji tarihinin çok disiplinli bir konumunun olduğu anlaşılıyor. İsterseniz arkeoloji tarihinin bu çok disiplinli karakterini biraz konuşalım. Eğer Profesör Temel'den tarih disiplininin önde gelen bir temsilcisi ise, mimarlıktan ve arkeolojiden gelen katkısı önemli olan uzmanlar da var. Örneğin Profesör Zeynep Çelik ve Profesör Belgin Turan Özkaya. İkisi de mimarlık tarihi üzerine çalışıyorlar. Profesör Çelik, About Antiquities yani Asar-ı Attika, Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti adlı kitabın yazarıdır. Bu kitapta Osmanlı'da arkeolojiye daha siyasi açılardan bakmaya çalışıyor. En sevdiğim bölümlerinden biri, kazı alanlarında işçileri anlatan bölümdür. Profesör Özkaya ise son senelerde önemli bir projeye odaklandı. Bu orijinal proje kapsamında British Museum'da bulunan ve Osmanlı topraklarından taşınmış olan Xanthian, Canning ve Assyrian denilen antik mermer taşı takımlarının yurt dışına çıkarılma hikayesini inceleniyor. Belgin Hoca 2022 sonlarında Mukarnas dergisinde Canning tarafından İngiltere'ye taşınmış olan antik mermerlerin hikayesini anlatıyor. Yazdığı makalede Osmanlı'da 19. yüzyılda yeni belirmeye başlayan arkeoloji politikasına ışık tutmaya çalışıyor. Bu sırada eski eserler üzerine ilgisi olan belki ilk Osmanlı devlet adamı Ahmet Fethi Paşa'nın hayatını yeniden gözden de geçiriyor. Arkeologlara gelince katkıda bulunan çok kişi var. En önemli isimlerden biri Amerika'daki Brown Üniversitesi'nde hocalık yapan Yanis Hamilakis. Bence Hamilakis'in arkeoloji tarihi üzerine kitapları ve makalelerinin en ayırt edici özelliği, en çok antropoloji kapsamında gelişen eleştiriyi arkeoloji tarihine uyarlamasıdır. Bu disiplinler arası kavramsal ve yöntemsel köprüler çok faydalıdır ki arkeoloji tarihi çalışmalarımızda yeni ufuklar açabilir. Hamilakis tipi çalışmaların yanı sıra arkeologların arkeoloji tarihi üzerinde çalıştıkları bir diğer ana konu daha var. Bu konu eski eserlerin menşesidir. Bu çok önemli bir alan. Dünyada bir sürü müze ve özel koleksiyonlarda menşesi bilinmeyen veya net olmayan sayısı çok yüksek olan eski eserler yer almaktadır. Arkeologların dedektifliğe benzer bu işi, hangi eski eser yasal bir şekilde sahiplenildiğini ve hangi eserin yasa dışı bir yoldan elde edildiğini tespit eder. Bu tür çalışmalar için Osmanlı yasalarını bilmek ve Osmanlı Devlet Arşivi, yabancı devlet arşivleri ve de müze arşivlerine erişebilmek esastır. Kitleleri arkeoloji ile tanıştıran etkinlikler de dikkate değer. Bu açıdan sergiler mühim bilgi paylaşma yolları açabilir. Örneğin yine küratörlüğünü Profesör Ethem Eldem'in üstlendiği ev sahibi ANAMED olan 2014 senesinde düzenlenen
Nazlı'nın Defteri, Osman Hamdi Bey'in Çevresi sergisi, Müze-i Humayun'un müdürünün profesyonel ağını ortaya çıkarıyor. Osman Hamdi Bey'in kızı olan Nazlı'nın 1907 ile 1911 yılları arasında tuttuğu misafir defteri sayesinde bu çok enteresan bir şekilde oluyor. Yine de Anamet Galerisi'nde 2018 senesinde yer alan küratörleri Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker olan başka bir sergi, tarihin merkezine seyahat ve Bursa ve civarlarındaki erken Osmanlı yerleşim birimlerini belgelemek için 1886 senesinde düzenlenmiş Osmanlı keşif seyahatini fotoğraflar ve diğer medyalarla anlatıyor. Daha kaç örnek verilebilir ki? Pera Müzesi'nin katkısı da önemli. Özellikle 2021 ile 2022 yılları arasında düzenlenen, küratörü Emir Alışık olan İstanbul'da Bu Ne Bizantinizm adlı sergi, Bizans İmparatorluğu'nun popüler kültüründe izlerini takip ediyor. Üstelik arkeoloji müzeleri de kazıların kendi kurumlarının ve kazıların tarihini inceleyip sergilemeye başlamıştır. Mesela İstanbul Arkeoloji Müzelerinde küçük de olsa Osmanlı'da büyük önemli olan Müze-i Humayun Müdürü Osman Hamdi Bey üzerine güzel bir vitrin düzenlendi. Troya Salonu'nda ise ziyaretçileri Troya kazılarının hikayesini anlatan panolar beklemektedir. Troya Salonu'nda ise çok affedersiniz, Çanakkale'deki Troya Müzesi'nde de arkeoloji tarihiyle ilgili bilgiler veriliyor. Şliman'a karşı Atina'da açılan dava hikayesiyle ilgili Osmanlıca belgeleri ve diğer bilgiler göze çarpıyor. Ana konusu arkeoloji olmayan sergilerde bile arkeoloji tarihi yer bulabilir. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde yılın sonuna kadar devam eden küratörlüğünü Gizem Tongo ve Daniel MacArthur Seale'in yaptığı Meşgul Şehir sergisinde İtilaf Devletleri tarafından işgal altında alınan payitahttaki arkeoloji faaliyetlerinden de bahsediliyor. Şu ana kadar arkeoloji tarihinin ana konularına az da olsa biraz değinmiştik. Genelde bu konular neler olabilir? Kazılarda işçiler, arkeolojide kadınların rolü, yerel uzmanlar ve yabancı uzmanlar arasındaki ilişkiler, sergiler, arkeolojide fotoğraflar, eski eserler ile ilgili yasalar ve uygulamaları, arkeologların profesyonel hayatları ve geliştirdikleri yöntemler, arkeolojide ideolojiler, kazı yapmak için fön bulma çabaları, ilim cemiyetleri ve arkeoloji ile ilgili faaliyetleri, sıradan olan insanların eski eserler ve geçmişin anlayışı vesaire. Yani arkeoloji tarihi çok geniş ve kapsamlıdır. Ekonomik tarihinden feminist tarihine kadar uzanan bir konu yelpazesi vardır. Türkiye'de ve yurt dışında çeşitli yöntemler kullanan ve ona farklı açıdan bakan uzmanların sayısı sürekli artıyor. Bu çok seslilik harika bir şey. Batılı kaynakları inceleyen uzmanların yanında gördüğümüz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun arkeoloji politikaları ve Osmanlıların eski eserlere yönelik yaklaşımları üzerine araştırma yapan gün geçtikçe büyüyen bir uzmanlar birikimi oluşuyor. Dikkatini Osmanlı arkeoloji tarihine çeviren araştırmacılar, dünya arkeoloji tarihine coğrafi ve kültürel dengeyi sağlayabilir. Şu ana kadar genelde dünya arkeoloji tarihinin merkezinde Amerika ve Avrupa'nın en gelişmiş ve sömürge toprakları olan devletler vardır.
Osmanlılar üzerine çalışanlar, topraklarında dünyanın en önemli uygarlıkların hazinelerini saklayan imparatorluğunun damgasını da haritaya ekleyebilirler. Osmanlı arkeoloji tarihini inceleyen ve isimleri daha önce geçmiş olan Ethem Eldem, Zeynep Çelik, Belgin Turan Özkaya ve Yanis Hamilakis gibi meşhur kadın ve erkek uzmanların dışında daha genç bir nesil de var. Örneğin Amerika'da Ceren Abi, Fransa'da Chloe Hosner, İngiltere'de Sarah Irving, Almanya'da Filiz Tütüncü Çağlar gibi. Kendimi bu daha genç neslin bir parçası sayıyorum. Doktora sırasında ve doktora sonrası araştırmalarım 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı'da arkeolojinin çeşitli yüzlerini incelemektedir. Tercih ettiğim konular vesilesiyle hem merkezi hükümeti anlamaya hem de Osmanlı arkeolojisinde Rumların izlerini takip etmeye çalışıyorum. Bu benim için çok önemli. Yani aynı anda Osmanlı Devleti'nin kalbini ve Rumları, ki genelde Osmanlı ve Yunan tarihinin kenarlarında sıkışıyor, anlamak. Okuyabildiğim diller buna yardım eder. Osmanlı Türkçesi, Osmanlı'dan kalmış olan devlet arşiv belgelerini, kitapları ve de gazeteleri okumak için Yunanca, Rumca, Rumların Rumca ve Türkçe ile birlikte Karamanlıca basılmış eserlerine kavuşmak için İngilizce ve en çok Fransızca, genelde Osmanlı Devleti dışında ama Osmanlılar ile ilgili bazı önemli kaynaklara başvurabilmek için. Böylece hem Osmanlı Devleti'nin hem Rum toplumunun hem de ilgisi olan bazı yabancıların faaliyetlerini izleyebilirim. Şimdi eğer Osmanlı kaynaklarından hemen hemen tüm Osmanlı tarihi üzerine çalışan uzmanlar faydalanabilirse, Rumca, Yunanca bilen Osmanlı İmparatorluğu üzerine incelemeler yapan tarihçilerin sayısı hala düşük. Ayrıca onların arasında kimler arkeoloji tarihine bakar acaba? Bu sebeple her fırsatta Rumca ve Karamanlıca kaynakları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Osmanlı'da arkeolojiye Rumların katkısının düşündüğümüzden daha önemli olduğu kanısındayım. Bunu gösteren bir sürü işaret var. Baskılar, ilim cemiyetleri ve onların eski eserler koleksiyonları ve benzeri. Ama aynı anda Osmanlı Devleti'nin ve Müslümanların algıları benim için bir Osmanlı tarihçisi olarak mühim. Özellikle Batılı ülkelerde arkeoloji tarihi üzerine gelişmelere baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğu'nun hak ettiği yeri hala bulamadığını anlamaktayız. İncelemelerimde Osmanlı arkeoloji tarihinin bu iki tarafını bağlamaya çalışıyorum. Keşke Ermenilere, Araplara ve Osmanlı'daki diğer toplumlara da böyle detaylı şekilde bakabilseydim. Ama bu hayat için sanırım Osmanlıca ve Rumca yetermiş gibi. İzninizle şu ana kadar yaptığım çalışmalara ve onların sonuçlarına bakalım. İlk önemli çalışma alanım Osmanlı'da eski eserler ile ilgili yasalardır. Asar-ı Atika nizamnameleri olarak bilinen bu yasalardan 4 tane var. Birincisi 1869 senesinde çıkarıldı. 5 sene sonra, yani 1874 senesinde ikinci Asar-ı Atika nizamnamesi yayınlandı. Üçüncüsü ise sene 1884'te. 1906'daki Asar-ı Atika nizamnamesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son kapsamlı arkeoloji yasası olacaktı. Eski eserler ile ilgili bir yasa daha çıkarıldı. 1912 senesinde Muhafaza-ı Abidat hakkında nizamname.
Çalışmalarımda bu nizamnamelerin çıkarılma nedenlerini, içeriğini ve uygulamalarını takip ediyorum. Osmanlıların Asar-ı Atika nizamnamelerinin ana hedefleri genel olarak eserlerin sahiplenmesi ile ilgiliydi. Örneğin 1869 senesindeki nizamnamenin merkezinde John Turtlewood tarafından Efesos kazısından yurt dışına çıkarılan eski eserler var. Wood'un tavrı ve bu konuda Osmanlı Devleti'nin dışlanması Osmanlıları kışkırttı ve bunun sonucu olarak ilk nizamname yayınlandı. 1874 senesinde çıkarılıp yürürlüğe giren nizamnamenin hedefi müzenin koleksiyonlarını zenginleştirmekti. Yani yine de eserlerin sahiplenilmesi üzerineydi. Eğer 1869 ve 1874 senelerinde çıkarılmış olan nizamnameler kapsamında Osmanlıların ve yabancıların bile eski eserler üzerine hakları tanınıyorsa, 1884 senesinden sonra Osmanlı topraklarında bulunacak olan tüm eserler Osmanlı İmparatorluğu'na ait olacaktı. Bu uygulamadan sonra artık Osmanlı Devleti için eski eserlerin sahiplenme sorunu çözüldü. 1906 senesindeki son nizamnamenin ana hedefi artık arkeoloji idaresine dönüştürüldü ve bu konuda daha geniş ve kapsamlı reformların olduğunu görüyoruz. Eski eserlerin sahiplenmesi ile alakalı başka bir konu daha var. Eserlerin yurt dışına çıkarılması. Bu konuda da bir nizamnameden bir sonraki nizamnameye gelişmeleri takip edebiliriz. 1869 senesinde yürürlüğe giren nizamnamede sikkeler dışında tüm eski eserlerin yurt dışına çıkarılması yasaklandı. 1874 senesinde çıkarılıp yayınlanan nizamnameye göre ülke dışına ihracı için resmi izin gerekiyordu. 1884'teki nizamnamede de izin gerekiyordu ama büyük ihtimalle daha önce yurt dışından gelen eski eserlerle sınırlıydı. Maalesef bu nizamnamenin metni %100 net değil. Son nizamname ile Osmanlı'da bulunan bütün eski eserlerin ihracı yasaklandı. Arkeoloji araştırmaları için ilk nizamnameden beri resmi izin gerekiyordu. Genelde bu izin Maarif Nezareti tarafından verilebilirdi. Fakat ilk nizamnamede yabancılar için paralel bir sistem ortaya kondu. Buna göre sefaretler doğrudan izin için padişaha başvurabilirdi. Bu sistem Maarif Nezareti ve bir şekilde nizamnameyi kenara bırakıp daha fazla siyasi düzenlemelere yol açıyor gibi gözüküyor. Fakat Osmanlı Devleti arşiv belgeleri bu yaklaşımı desteklemiyor. Mantığa aykırı olsa da bu sistem Osmanlılara yeni imkanlar sağladı. Özellikle bu vesileyle yabancılara verdikleri izinlerde nizamnamede öngörülmeyen daha sert koşullar ekleniyordu. Nizamnamelerde öngörülen önemli bir alan daha var. Eski eserlerin korunma önlemleri. Özellikle tüm Asar-ı Atika nizamnameleri eski eserleri herhangi bir tahribattan koruyordu. 1874 senesinde çıkarılan nizamname tüm mülklerde bulunan eski eserlerin koruma sorumluluğunu devlete verip radikal bir adım attı. Fakat ekonomik sınırlamalar nedeniyle bu adım bir sonraki nizamname ile geri alındı. 1884 senesi itibariyle artık mülklerde bulunan eski eserlerin koruma sorumluluğu mülk sahiplerine ait olacaktı. 1884 senesinde çıkarılıp yayınlanan nizamnamede önemli bir ilerleme daha fark edildi. İlk olarak
detaylı ilk olarak detaylı bir şekilde o zamanlarda sistematik olarak tahribat yöntemleri ve faaliyetleri listelenip yasaklandı. Örneğin eski eserlerin yakınlarında bir kireç ocağı çalıştırmak veya eski bir eserde iskelet kurup onun ölçüsünü almak ya da antik bir mermer taşını hayvan yemliği veya suluğu olarak kullanmak gibi. Az önce özetini vermeye çalıştığım Asar-ı Atika nizamnamelerini en çok doktora araştırmalarım kapsamında inceledim. Bunun yanı sıra Osmanlı'da müzelere ve özellikle Müze-i Humayun'a göz atmaya değer. Bu konuda Wendy Shaw başta olmak üzere başka araştırmacılar çalışmıştı ve en çok onların çalışmalarından faydalanabildim. Wendy Shaw, Müze-i Humayun'un Osmanlılar tarafından özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nu gelişmiş Avrupa ülkelerinin bir parçası bu ailenin haline getirmek için geliştirildiği tezini sundu. Bu tez geçerli. Ama ne kadar geçerli olsa da bence yerel toplulukların arkeoloji ile ilgili algılarını ve katkılarını biraz göz ardı ediyordu. Her neyse, bu konuya daha ileride döneceğim. Şimdilik Wendy Shaw'un yanı sıra Nilay Özlü ve Roxana Common gibi müzeler ve özellikle koleksiyonlar üzerine çok güzel yazılar paylaşan araştırmacıların sayısının artması dersek yeter. İncelemelerimin başka bir tarafı Osmanlı'da özerkliği olan toprakların eski eserler üzerine yaptıkları faaliyetlerini araştırmaktır. Yunancam, Rumcam olduğu için en çok Rumca konuşan kısmına baktım. 19. yüzyılda Akdeniz'de önde gelen iki örnek aklıma geliyor. Yani Girit Adası ve Sisam Beyliği, Samos. Girit Adası'nda en azından 1899 senesinde çıkarılıp yayınlanan bir tane eski eserler yasası bulunur. Sisam Adası'nda ise arkeoloji yasalarının tarihi Ders-i Saadet'ten önce bile seneye 1855'te başladı. Girit, büyük ve önemli bir ada olduğu halde doktoram için Sisam Beyliği'ne odaklanmayı tercih ettim. Sisam Beyliği'nin özerkliği 1834 senesinde başlayıp Balkan Savaşları'na kadar uzanır. Yani daha uzun bir zaman ve üzerine çalıştığı merkezi hükümetin faaliyetleri ve yasaları buna paralel bir hikaye yazma şansını bana sağladı. Genel olarak Sisam Beyliği'nin arkeoloji tarihi şu şekilde özetlenebilir. Ada, Atina etkisi altında ilk arkeoloji yasasını Osmanlı merkezi hükümetinden çok daha önce çıkarttı. Bu yasa çok defa değiştirildi, geliştirildi ve genişletildi. Bu değişiklikler hem Atina hem de zamanla İstanbul etkisini gösteriyor. Fakat Sisam Beyliği'nin eski eserleri ile ilgili yasaları daima daha sınırlı kaldı. Bunun nedeni adanın sınırlı finansal ve idari kabiliyetleri olmasıdır. Yine de bu durum küçük bir adanın arkeoloji konularında dünyanın öncülerinden biri olabildiğini gösteriyor. Özellikle bu konuya eski eserler yasaları açısından bakarsak, Sisam Beyliği sadece İtalya, Yunanistan ve Mısır'ı takip etti. Yani sadece Osmanlı Devleti'nden değil, Fransa ve İngiltere'den önce bile geliyor. Yasaların yanı sıra adada eski eserlerin bir koleksiyonunun oluşturulması ve de bir müzenin yaptırılması yönünde önemli adımlar atıldı.
Özellikle Sisan Beyliği'nin son zamanlarında halka kapalı olan depo dışında gerçek bir müzenin kurulmasına özen gösterildi. Adalıların özel koleksiyonlarının hükümete bağışlanması istendi, yerel hükümet. Arşivde en azından ada dışında sonu olumsuz olduğu halde bir tane sikke takımının satın alınma çabası kaydediliyor. Ayrıca o dönemde adanın başkentinde bulunan en önemli liseye kurulan müze herkese kapılarını açtı. Üstelik müze için Mısır kralından ikili eski eserlerden bir tanesi rica edildi. Aristomenister Yoglidis, yani müzenin müdürüne göre, antik Mısır medeniyetinin antik Yunanlara, özellikle antik Yunan dinine etkisi önemli olduğu için sergilenecek antik parçalar bu etkiyi güzel bir şekilde aydınlatabilirdi. Şaşırtıcı olsa da Mısır, Sisan Beyliği'nin bu talebini olumlu bir tavırla karşılayıp 200'e yakın eski eser numunesini adaya yolladı. Bugünkü Pitagorio'da bulunan arkeoloji müzesinin ziyaretçileri onlardan bir tanesine hala yakından bakabilir. Depoda bulunan diğer antik Mısır eserlerinin de bugünlerde adanın arkeoloji müdürünün dikkatini çektiği için yakında sergileneceğini ümit ediyoruz. Bu Sisan Adası ve Mısır arasında sömürgecilik döneminin merkezinde yer alan eski eser bağışı, arkeolojide sömürgecilik yaklaşımlarından başka bir anlayış içeriyor. Bence değeri hala yeterince anlaşılamadı. Daha önce Osmanlı'da yerel toplulukların arkeoloji üzerindeki algıları, tavırları ve de katkılarının henüz yeterince önemsenmediğini ifade etmiştim. Yerel topluluklar konusunda çalışmalarım en azından Rumlar arasında çok enteresan gelişmelerin yer aldığını göstermektedir. İlk önce elit Rum kısmına bakalım. Uzun 19. yüzyılda eğitimli ve daha varlıklı Rumların eski eserler ve geçmiş dönemleri üzerine önemli kurumlara rastlanmaktadır. İzmir'de Evangelikis Holi olarak bilinen Rum Ortaokulu'nun bir eski eserler müzesi vardı. Orada çalışan Athanasius Papadopoulos Keramevs tarafından müzedeki koleksiyonları anlatan en az 3 kitap basıldı. Birincisi antik ağırlıklar ile ilgili, ikincisi madeni eski eserler üzerine, öbürü ise koleksiyonda bulunan eski el yazmaları üzerine. Rodosto, yani bugünkü Tekirdağ'da İlim Mühiplerinin Cemiyeti'nin oldukça zengin bir eski eserler koleksiyonu vardı. Çok uzak olmayan Edirne'de başka bir Rum ilim cemiyeti de eski sikkeler, eserler ve el yazmaları topluyordu. Sene 1910 Ekim ayında Merzifon'daki Rum cemiyetinin ikinci senesine devam eden dergisinde Müze-i Humayun'un merhum müdürü Osman Hamdi Bey ile ilgili bir makale bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dergide Sokratis'in Atina'daki hapishanesi üzerine başka bir makalede yer almaktadır. Ayrıca Asurililer ve Babililer uygarlığı üzerine de bir makale vardır. Rumların çoğunun Türkçe konuştukları Kapadokya'da bile antik Yunanistan üzerine olan ilgi oldukça dikkat çekici. Örneğin 1819 senesinde basılan Aristoteles'e, ama daha doğrusu Pseudokalisthenes'e atfedilen Karamanlıca bir kitap zamanımıza kadar ulaştı. Sonraki senelerde Büyük İskender üzerine Karamanlıca yazılmış bir değil, iki kitap basıldı. Fakat bu örneklerden çok
Rum ilim cemiyetlerinden en önemlisi olan Dersaadet'teki Cemiyeti İlmiye-i Rumiye'nin arkeoloji üzerine en geniş ve galiba en netice veren faaliyetleri not edilmektedir. Cemiyet bünyesinde 1870'li yıllardan beri, belki daha önce de, bir arkeoloji komitesi çalışıyordu. Çalışmaları en çok Antik Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu'na odaklı olan bu komite, az da olsa Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarında bulunan birçok ana uygarlığa da dikkat çekti. Üyeleri arasında çok yabancı ve de kısa bir sürede Müze-i Humayun'un müdürü Osman Hamdi Bey bile olan bu komite, yayınlara da önem verdi. Cemiyetin dünyanın dört köşesine ulaşan dergisinin hemen hemen her sayısında eski eserler ile ilgili makaleler bulunmaktadır. Derginin arkeoloji ile ilgili özel sayıları bile çıktı. Cemiyetin önemli bir eski eserler ve sikkeler koleksiyonu vardı. Buna sadece payitahttan değil, Osmanlı'da Rumların ve yabancıların her yerde buldukları buluntular ile katkıları oluyordu. Cemiyetin kütüphanesinde ise önemi yüksek olan el yazma eserleri toplanıyordu. Cemiyetin en çok Yunanca ama bazen Latince ve İbranice kitabe metinlerinin bir koleksiyonu da vardı. Bu kitabe koleksiyonu bugünlerde de Husmanlar için çok önemli. Arasında daha önce yayınlanmamış ve artık kaybolmuş kitabeler bulunmaktadır. Yani bu kitabeler için tek kaynağımız cemiyetin kitabe koleksiyonu olabilir. Yine de şu ana kadar örneklerini paylaştığım kurumlar Osmanlı Rumlarının elit girişimleriydi. Sıradan Rumların da eski eserler üzerine algıları vardı. Ve her zaman batılı seyyahların tarafından iddia edildiği gibi tahribat ve kaçakçılık ile ilgili değillerdi. Tam aksine sıradan Rumların davranışlarının hem olumsuz hem de olumlu yanlarını kapsayan çok zengin ve muhtelif düşünceleri yansıtmaktadır. Sıradan Osmanlı Rumlarının eski eserlerle ilişkilerine baktığımızda antik ve orta çağ dünyasının en çok bedenle ve pratikle, yani İngilizce embodied practices, affective yoluyla hissedildiğini anlıyoruz. Yani düşünsel ve teorik veya tarihi kavramsal yollardan çok duyularla, görme, dokunma, tat, koku vesaire gibiyle anlıyorlardı. Bu daha eğitimli olan elitlerden çok farklı bir yaklaşımdı. Çünkü elitin bir parçası olan Rumların eski eserler üzerine bilgisi daha resmi, uzmanlar tarafından üretilip paylaşılmış bilgiydi. Sıradan Rumların eski eserlerle ilgili düşünceleri akademik kitaplarda bulunmuyordu genelde. Yaşadıkları köylerin peyzajıyla landscape kendi günlük hayatlarını renklendiriyorlardı. Örneğin gördüğümüz Efes, Selçuk'taki gibi köylerin ufuklarına hakim durumda olan kaleler. Başka bir örneğe göre Litri'de, yani bugünkü Ildırı'da, çiçek dikme sırasında çocuklar tarafından Sibila dönemine ait olan bir kitabenin bulunmasıyla eski eserlerin bedenle nasıl hissedildiğini daha iyi anlıyoruz. Her yerde, kilisede bile bu bedensel bağ ortaya çıkabilir. Mesela son Osmanlı döneminde Ayasoluk'ta bulunan Aziz İvanis Theologos Kilisesi'nde bir ikonun boyası silindi. Kiliseyi ziyaret eden yerel halktan bir Rum, bunun altındaki daha eski bir ikonu fark etti. Kim bilir ne zamandan beri aşağıda kalmış olan bu ikon, onun aklına kazındı
ve onda çok etkileyici bir iz bıraktı. Bu bedensel yaklaşımlar literatürde ve en çok kültürel coğrafya, cultural geography literatüründe temsil ötesi teoriler, non-representational theories olarak adlandırılmaktadır. Sıradan Rumların eski eserler üzerine algılarını, duyuların yanı sıra zaman kavramına da bakarak daha net bir şekilde anlamaya çalışabiliriz. Genel olarak bu algılar resmi eğitime dayanmadıkları için eserlerin tarihlenmesi de akademik yaklaşımlar dışında kalıyordu. Zaman ilgisi vardı tabii. Bunu yine de arşive bakarak anlıyoruz. Mesela Litri'de yaşayan Rum bir kadın, antik liman taşlarının deniz dibinde olduklarını fark ederek ne zaman denize battıklarını merak etti. Ama sıradan Rumların zaman algısı modern olmayabilirdi. Örneğin Nimfeo, yani bugünkü Kemal Paşa'da bulunan bir sarayın yapımı hikayesinde bunu görüyoruz. Köyde yaşamış olan bir Rum'dan öğreniyoruz ki eski zamanlarda Sardis prensesi İonya prensi ile evlenecekmiş. Prenses heyetiyle birlikte düğün için İonya'ya giden yola çıkmış. Yoldayken prensin ölüm haberini almış ve olduğu yerde durup babasından kendisi ve heyeti için bir saray yaptırmasını istemiş. Saray böyle ortaya çıkmış diye anlatan bir hikaye. Yani bazı Rumlar için Nimfeo sarayının, Kemal Paşa sarayının hikayesi zamanı tamamen belirsiz olan bir hikayeydi. Daha doğrusu büyüklerden çocuklara anlatılan masal gibi bir hikaye. Tahribat ve kaçakçılığa gelirsek durum tamamen karışık. Yani arşivde hem bu davranışları reddeden yorumlara rastlanan hem de onların bir pratik olduklarını tespit eden açıklamalar vardır. Ama genelde batılı siyahların tasvir ettikleri gibi sadece eski eser düşmanları değillerdi bu yerel insanlar. Örneğin Nimfeo'da bir Rum, bir bağa dönüştürmek istediği tarlasını sulayan Sibila'ya ait olan antik çeşmeyi tahrip etti. Genel olarak yerel halk tarlalarında çalışırken devamlı eski eserler keşfediyordu. Yani toprak sadece üretmek değil, eski eserlerle de verimliydi. İnsanlar bunların çoğunun değerini bilmeyerek gizlice hiç paraya da satıyordu. Bazen de yakalanıyorlardı. Hatta aynı anda eski eserler bir gurur kaynağı da olabilirdi. Mesela Litri'de Ildır, minicik bir çocuk olduğunda ailesinin tarlasında tesadüfen bulunan, ailesi ve işçileri tarafından korunmuş halde bırakılan ama bazı yerli Türkler tarafından boş inanç nedeniyle parçalanmış bir eski eser taşını 40 sene sonra Yunanistan'a yerleşen nifli bir köylü gururla hatırlıyordu. Bugüne kadar bir konuyu daha yakından inceledim. Yani Osmanlı arkeolojisinde fotoğrafların ve diğer reprodüksiyon yöntemlerinin rolü. Genelde arkeolojide fotoğraflar simgesel açılarından inceleniyor. Bunlara bakarken uzmanlar siyasi ipuçların peşinde. Yorumlarını ve analizlerini emperyalizm, sömürgecilik gibi siyasi kavramlara bağlıyorlar. Zeynep Çelik tarafından Osman Hamdi Bey'i kapsayan arkeoloji kazı sitelerinde çekilmiş fotoğraflar şu şekilde anlatılıyor. Osman Hamdi fotoğraflarda işçileriyle birlikteyken hep sahnenin ortasını işgal ediyordu. Beden dili mirasa sahip çıktığını gösteriyordu. Elleri korumak ister gibi antik parçaların üzerindeydi. Benim incelemelerim konuya başka bir şekilde yaklaşıyor.
Yani fotoğrafın arkeolojinin idari işlerine etkisini anlamaya çalışıyorum. Marif Nezareti başta olmak üzere Osmanlı idaresi fotoğraf vasıtasıyla devletin modernleşmesini ve merkezileşmesini derinlemesine desteklemeye çalışıyordu. Örneğin 1912 senesinde çıkarılan Muhafaza Abidat Nizamnamesi'nde kamu için tehlike oluşturan yıkılması gereken tarihi binaların özellikle süslerinin ve diğer sanatsal ve eski eser değeri olan öğelerinin fotoğrafla veya diğer reprodüksiyon yöntemleriyle belgelemesini öngörüyordum. Bunun yanı sıra idari bir pratiğe göre dirsadet dışında keşfedilen eski eserler ilk önce yerel idadi okuluna taşınacaktı. Oralarda çektirilen fotoğraflar İstanbul'da gönderilecekti ve bu fotoğraflara göre merkez idari kurumlar buluntuların başkente gönderilmesi ve Müze-i Humayun'a konulması hakkında karar alacaktı. Ama merkez idari kurumlar. Bu akademik senede kendimi mükemmel bir ortamda buldum. Koç Üniversitesi'ne bağlı olan Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nde doktora sonrası bursiyeri olarak yepyeni bir araştırma konusuna daldım. Projem, son Osmanlı döneminde sıradan Osmanlı Rumlarının eski eserler ile ilgili algıları üzerinedir. Bu gerçekten zor bir konu. Genellikle sıradan insanların düşünceleri pek kaydedilmez. En azından kaydedilmezdi. Özellikle 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında yaşayan sıradan erkeklerin ve kadınların görüşleri hemen hemen hiç kimseyi ilgilendirmedi. Fakat 1922'den sonra mülteci olarak Yunanistan'a yerleşince sıradan Osmanlı Rumlarını bir araştırma kurumu ana araştırma konusuna dönüştürdü. Kurum Küçük Asya incelemeleri merkezi olarak bilinmektedir. Resmi olarak 1949 yılında Atina'da faaliyete giren merkez, 1930'lu yıllardan 1975'e kadar tüm Anadolu'dan ve Trakya'dan gelen yaklaşık 5.000 mülteci ile mülakat yaptı. Bu mülakatlar süzlü tarihin en erken örnekleri arasında sayılabilir. Ve de bugünkü Türkiye topraklarında bulunan eski eserler ile ilgili önemli bilgiler aktarmaktadır. Küçük Asya İncelemeleri Merkezi bu mülakatlar için Rum elitin temsilcilerine başvurmadı. İsteyerek sıradan olan mültecileri bulmaya çalıştı. Bu şekilde merkezde toplanmış mülakat arşivi sıradan Osmanlı Rumların anılarına dayalıdır. Bugünkü araştırmacılar bu arşivde sıradan insanların eski eserler üzerine de fikirlerini ve algılarını bulabilir. Bu çok nadir bir fırsat ve bundan dolayı merkezin kurucusuna Melpolo Vothatis Merli'ye ve asistanlarına hepimiz minnettar olabiliriz. En azından ben minnettarım. Fakat biraz metodolojiye gidelim. Fakat bu mülakatlar savaştan kaçan ve memleketleri ebediyen kaybolan mültecilerle olduğu için hassas bir özelliği var. Yani travma mültecilerin anılarını belirtmektedir. Bunu net bir şekilde gösteren bir örnek paylaşmak isterim. Aslında daha önce az da olsun konuştuğum bir örnek. Yani son Osmanlı döneminde Litri, Ildırı yakınlarında bir Rum ailenin tarlasında işçiler çalışırken tesadüfen kocaman bir eski mermer taş buldular. Bu eski taşı çok ağır olduğu için köye getirmek yerine tarlanın bir köşesine dikkatlice yerleştirdiler. 1914'te yerli Rumlar Yunanistan'a kaçmaya mecbur kaldılar. Fakat 1919 senesinde döndüler. Üzerine konuştuğumuz aile tarlasına gittiğinde eski taşı parçalanmış halde buldu. Onlar yokken bu inançlara eğilimli bölgedeki bazı Türkler
Eski taşı kırmışlar. Eski taşı paramparça görünce Roma ile çok üzüldü. Gururla hatırladıkları bu eski eserin tahribi acı bir deneyimdi. Hissettikleri bu olumlu ve olumsuz duygular acı öyledir. Ama aynı anda onları daha derin bir şekilde anlamak istersek bunu travma deneyimine bağlamamız gerekiyor. Yani eski esere karşı hissettikleri gurur sadece eski esere karşı değil, kaybettikleri memleketleriyle alakalı bir gurur. Bunun yanı sıra eski eserin tahribatına karşı hissettikleri acı sadece eski esere karşı değil, kaybettikleri memleketleriyle de alakalı bir acı. Başka bir deyişle bu hikaye kapsamında eski eser, bu Rumların memleketi için bir mecaz, bir metafor. Daha doğrusu bir travma mecazı. Travma arşivi bir şekilde daha etkiledi. Yani ondan dolayı mültecilerin paylaştıkları memleket hikayeleri bölük pörçüktür. Buna rağmen onları okurken araştırmacı yerel sıradan insanların arkeoloji pardon, üzerine algıları ile ilgili anlamlı sonuçlara varabilir. Örneğin Pergamon yani Bergama ile ilgili bir Rum'un hikayesine göre kasabanın etrafında yol hemen hemen yoktu. Kazı yapan Almanlar buluntuları yurt dışına göndermek için Dikili'ye kadar bir yol yaptırdılar. Bu arkeoloji tarihin için önemli bir bilgi. Çünkü yabancıların eski eser ihracıyla alakalı bazı yöntemlerini göstermektedir. Sıradan Rumların eski eserler ile ilgili algıları da bazen net bir şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin eski eserlerin yerli kültürün bir parçası olduğunu savunuyorlardı. Mesela Litri'de Griparis ismiyle bilinen Atina'dan gelmiş bir eğitmen gördüm. O adam köyde yeni bir buluntunun olduğunu Osmanlı yetkililerine haber verdikten sonra devlet temsilcileri Litri'ye ıldırağa gelip sadece bu yeni buluntu değil, konağın avlusunda köylüler tarafından toplanmış olan bütün eski eserleri alıp götürdüler. Bu gelişme köylüleri çok üzdü. Çünkü onlara göre eski eserler konaktayken hem güvende hem de kendi topraklarındaydı. Başka bir deyişle sıradan insanlar için yerli eski eserler yerli kültürünün bir parçası olarak algılanıyordu. Yani kendi eliyle bulmuş olan bir eski eser o yerin tarihini yansıtıyor ve o topluluğun bir parçası oluyordu. Köylülere göre yeri de bulunduğu yerdi. Başkent veya başka bir yer değil. Daha önce anlattıklarımın dışında üzerinde çalıştığım küçük bir konu daha var. Son Osmanlı döneminde Kıbrıs'ta arkeoloji. Buna sadece Osmanlı Devleti'nin arşivinde bulunan belgelere, yani bazı belgelere, hepsi değil, göre baktım. Kısıtlı bir araştırma olsa da kapsamında enteresan sonuçlar çıktı. Genelde Osmanlı Kıbrıs'ta arkeoloji derken Çesnola gelir. Araştırmam bu konuda Çesnola'nın gerçekten merkezi bir yerinin olduğunu ispatladı. Bunun yanı sıra adanın Osmanlı arkeoloji dünyasında küçük bir köşesinde bulunduğunu da gösterdi. Sanki adadaki eski eserlerin Osmanlıların ilgisini çekmesi için yabancı faktörü gerekiyormuş. Arşivde bunun gibi fark ettiğim dinamikleri, editörlüğünü iki Yunan arkeolog Sofia Antoniadou ve Analeka'nın yaptığı ve Cyprus University Press tarafından yakında yayınlanacak bir kitapta yer alan Yunanca yazdığım bir makalede anlatıyorum. Umarım ileride bu konuda daha geniş bir araştırma yapıp İngilizce olarak başka bir yayınım olacak. Önümüzdeki akademik seneden yeni bir projeye başlayacağım.
ve biraz da yeni bir alana gireceğim. Açıkçası heyecanlanıyorum. Yani bu sefer yasal düzenlemeler ve sıradan insanların eski eser ile ilgili algıları değil, classical reception bilim dalına gireceğim. Bu konudaki en önemli şansım 19. yüzyılın ortalarında basılmış Büyük İskender'in hayatını anlatan Karamanlıca bir kitap. Projem 19. yüzyılda Karamanlıların, yani Türkçe konuşan, Yunan alfabesini kullanan Rumların bu meşhur adamın algısı. Batıda gelişen İskender geleneği ve doğuda gelişen İskender geleneğini karşılaştırarak bu konuya evrensel bir boyut da eklemeye çalışacağım. Son olarak, son Osmanlı döneminde Türkçe konuşan Müslüman elitler, Türkler arasında Bizans'ı yerini de araştırmaya çalışacağım. Bunun için Karya Camii, yani Hora Manastırı ile ilgili 1910 senesinde basılan bir kitap benim için başlangıç noktası olacak. Bakalım sonuçlar ne olacak? Bir bütün olarak ele alındığında, arkeoloji tarihi çok enteresan bir araştırma alanı. Bir konunun siyasi, fenni, kültürel, sosyal, ekonomik ve daha birçok tarafını öne çıkarıyor ve bir araya getiriyor. Bu açıdan bir devleti, bir toplumu veya topluluğu incelemek için çeşitli fırsatlar veren bir alan. Bu şekilde bunun üzerine sadece tarihçiler değil, arkeologlar, restoratörler, mimarlar gibi bir sürü uzman araştırarak önemli bir şeye odaklanıp katkıda bulunabilir. Benim için bu çeşitlilik ve çok seslilik arkeoloji tarihinin en çekici özelliklerinden biridir. Diğer uzmanların bakışları benim için yeni ufuklar açıcı bakışlardır. Özellikle de benim uzmanlık alanım dışında. Tabii arkeoloji tarihinde her şey mükemmel değil. Alanımız az da olsa eski fikirlerin gölgesi altında. Gizli milliyetçilik ve en çok sömürgecilik ve diğer güç ilişkileri. Ama bu etki eskisi kadar güçlü değil. Artık bedensiz bir gölge. Günlerde genel olarak uzmanların yaklaşımları eleştirel ve yeni yollar açan yaklaşımlardır. Bugün sizinle birkaç önemli isim ve üzerine çalıştıkları alanları paylaştım. Eserlerine bakıp kendi araştırmalarınız için onlardan ilham alabilirsiniz. Şu ana kadar üzerine çalıştığım konuları ve de çalışacağım konuları paylaştım. İlginizi çektiyse beni academia.edu'da takip edebilirsiniz. Bir soru sormak veya başka bir şey paylaşmak isterseniz bana bu e-mail adresinden yazabilirsiniz. Bu sunumu bitirmeden önce son bir kez bu konuşma serisini gerçekleştirmek için katkıda bulunan herkese ve moderatörümüz Siren Hoca'ya teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa memnuniyetle cevap vermeye çalışırım. Teşekkür ederim. Artemis Hocam, bu çok güzel konuşma için esas biz size teşekkür ederiz. Gerçekten çok ilgi çekiciydi. Bir Bizans tarihçisi olarak benim de çok ilgimi çekti ve dolu doluydu. Sayenizde arkeoloji tarihi, Osmanlı'daki arkeoloji politikaları, yasaları ve sıradan Rumların algılarına dair özellikle çok şey öğrendik. Yani ben kendi adıma bilmediğim pek çok şeyi öğrendim. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi gördüğüm kadarıyla henüz dinleyicilerimizden bir soru gelmemiş. O nedenle ben moderatör olarak izninizle inisiyatifimi kullanıp ben soru sormak istiyorum size. Şimdi elbette ki sizin de vurguladığınız gibi pek çok belgeye rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Hem Osmanlı Türkçesi okuyorsunuz, hem Rumca, hem İngilizce, hem Fransızca. Ve sizin de belirttiğiniz gibi çok ilginç hikaye ve belgelerle karşılaşıyorsunuz. Sizin için acaba özellikle ilginç veya beklenmedik gelen bir hikaye veya belge oldu mu çalışmalarınızda? Sizde özel bir anısı olan?
Sirin Hocam çok teşekkür ederim. Nazik sözleriniz için ve tabii ki sorunuz için. Aklıma çok gelir ama minicik bir belge paylaşmak isterim. Belki kendi uzmanlık alanınıza biraz gireceğim bu şekilde. Son Osmanlı döneminden kalmış olan bir belge bu. Zeyrek Camii, Pantokrator Kilisesi değil mi? Zeyrek Camii tamirat olacaktı ve devlet böyle bir şey istiyor. Bu tamirata bu eski kilisenin özel mimari öğelerinin korunmasını istiyor. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü mimari bu eski kilisenin mimari öğeleri demek ki bu anıtın, bu caminin isterseniz Bizans şekli koruma bir şekilde. Bunu anlatıyor bir şekilde değil mi? Yani ben biraz şaşırdım, böyle bir şey beklemediğim açıkçası. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok çok ilginç bir belge. Zeyrek Camii de benim için özellikle önemli bir yer. Çünkü benim üstünde çok çalıştığım Bizans İmparatoru 2. Manuel'in orada görüldüğü rivayet ediliyor. Bakıyorum başka sorumuz var mı diye bekliyorum. Dinleyicilerimiz herhalde ne soracaklarını şaşırdılar. Bu kadar çok güzel bilgi içerince sunumunuz. O zaman ben yine moderatör ayrıcalığımı kullanarak eğer sizi yormadıysak bir soru daha sormak istiyorum. Konuşmanızın başında demiştiniz ki hayır ben kendi sorumu sormayayım çünkü az önce dinleyicilerimizden bir soru gelmiş. Önceliği oraya verelim. Sorumuz şöyle. Osmanlıların arkeolojik çalışma yaparken ideolojik bir motivasyonu var mıydı? Ya da Osmanlı modernleşmesiyle Osmanlı arkeolojisi arasındaki ilişki nasıldır? Kesinlikle böyle bir ilişki var. Hemen hemen bütün çağdaş çalışmalarda görüyoruz bunu. Wendy Schon'un tarafından Zeynep Çelik, Temelden Hoca'ya kadar görüyoruz. Kısacası Osmanlılar için arkeoloji bu gelişmiş ülkelerin ailesinin bir parçası olma yolu olarak kastedilebilir. Bunun yanı sıra bir taraf daha var. Yani devlet için çalışanlar arasında yetkililer Osman Hamdi Bey gibi ve onun asistanlar Makridi Bey gibi insanlar için eski uygarlıklar sadece Avrupa'nın bir parçası olmak bir aleti diyelim değildi. Kendi kimliği bir kendi kimliklerini ilerlemeye diyelim bir parçasıydı aynı anda. Yani onlar gerçekten bu konuları incelemek istiyorlardı. Böyle bir fenli diyelim ilgisi
vardı. Yani sadece siyasi bir taraf değil, aynı anda toplumda ve Osmanlı Devleti'nin devleti için çalışanlar, yetkililer, yüksek makamlarda olanlar için gerçek bir ilgi var. Çok çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha geldi. Artemis Hoca'nın Osmanlı arkeolojisinde metodolojisine örnek aldığı uzmanlar kimlerdir? Biliyorsunuz tarih biraz tarihin yöntemleri biraz daha nasıl diyelim geleneksel olabilir. Ama bazı konular incelemek için tarih dışında çıkmak zorundayız. Mesela bu sıradan insanların eski eserler ile ilgili algılarını anlamak için tarih yöntemleri yeterli değil. Biraz antropolojiye başvurmamız gerekiyor ve oradan çok yani biraz şanslıyız çünkü arkeolog, antropoloji yöntemlerini çok iyi bilen bir arkeolog var, Yannis Hamilakis. Ve Yannis Hamilakis böyle bir şey yaptı. Antropolojiden ve arkeolojiden, bu İngilizcesi söyleyeceğim, indigenous veya vernacular archaeologies kavramı, ki daha çağdaş bir kavram arkeolojide, Osmanlı dönemine uyguladı ve bize böyle bir yol gösterdi. Indigenous veya vernacular archaeologies ne demek? Şöyle anlatayım. Genelde arkeoloji derken aklımıza uzmanlar geliyor. Kazılar, kitapları, müzeler falan filan. Ama Hamilakis diyor ki, yok sadece bu değil, onu genişletmemiz gerekiyor bu kavram, arkeolojiyi. Ve sıradan insanların da bir eski eserler ile ilgili algısı var. Ve onların seviyeye gitmemiz gerekiyor. Yani uzmanları anlatan yöntemler yeterli değil. Yeni yöntemler kullanmamız gerekiyor. Çok çok teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha varmış, sizi çok yormadıysam. Hocamızın Osmanlı Türkçesi öğrenme süreci nasıl oldu acaba diye soruyorlar. Ya bitmiyor açıkçası. nasıl anlatayım? İlk önce Tarih Vakfı'na gittim. Fatma Lülü hocamız çok güzel derslerimiz oldu. Fatma Gül hocamızla birlikte. Orada yani İlk adımları orada attım diyelim. Ama ondan sonra özel derse başladım. Arşivden Mustafa Hocam var. Onunla hem doktora öncesi hem de doktora sırasında hem de doktora sonrasında istediğim belgeler üzerine çalıştık. Hala yani bir sorun varsa çok yardım ediyor. Yani Türkiye'de Osmanlıcayı öğrenmek tam yeri. Tek bir
masnadında tin tek bir zorunluluk var bazen. Yasalarda görüyoruz mesela. Çevirirken bazı kavramlar %100 uymuyorlar Osmanlıca'dan Avrupa dilleri karşılaşınca, yani böyle bir çeviri yapmak istenince. Ama çok güzel, hayat boyunca devam edeceğim bir seyahat bu bence. Biz de devam etmenizi çok isteriz ki sizden bu konular hakkında yeni yayınlar gelsin elbette. İnşallah. Şimdi ben izninizle bir 2 dakika daha bekleyeyim. Belki dinleyicilerimizden başka soru gelir diye. Ancak gelmezse belki yavaş yavaş yayınımızı bitirebiliriz. Çünkü sizi zaten çok yorduk. Nasıl isterseniz, yormadınız. Pekala, başka soru gelmiyormuş. Artemis Hocam, yayınımıza katıldığınız için ve güzel konuşmanız için Marmara Tarih Bölümü ve dinleyicilerimiz adına çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hepinize.